insanın bir siyasi görüşü olabilir, bir yapısı olabilir. Tabii ki ama. Ama nedir? Doğru olarak vermek zorundayız. Bunun için de araştırmak zorundayız. Araştırmak için de elimizde notlar olmalı ki biz o başlıklara bakabiliriz. İşin kötüsü de herhalde benim bundan beri gözlemlediğim bir şey var. Dün Diyarbakır Cezaevlerinde bir pazar nöbeti grubu olarak, ikinci grubu olarak sembolik bir nöbet tuttuk. Silivri'de kalan gazetecilerle eş zamanlı tutulan bir nöbetti bu. Delikan için nöbet tuttuk. Orada kalıyor şu anda, orada tutuklu. Cinna'dan heyecanlı olduğu için gözaltına alıştı sanan arkadaşımız. Tabii bir gazeteci sadece heyecanlı olup zırhlı araca tıkılıp tutup arkadaşlar da vardı, bölgenin gazetecileri. Herkes de şöyle bir izlenim var. Tutuklanacaklar. Hani Nevin Ahmet çok büyük ihtimal tutuklanacaklar. Çünkü 3 gün gözaltındalar ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Evet. Kimsenin buna şaşırmaması ama akşam sizin serbest kaldığınız haberi gelince herkesin bir şaşırması durumu. Aslında nasıl günlerden geçtiğimizi evet, özetliyor herhalde. Acı olan da o zaten. Hani alıştırılan bir durum var. Yani bizim çıkmamamız garipken kalmamızı normal gören bir durum var ortada. Çok acı. Yani biz de şaşırdık. Çünkü dediğim gibi biz ilk gün çıkacağımızı bekledik. Çıkmayınca dedik ki herhalde tutuklamak istiyorlar bizi. Yani elimizde bir şey yok. Nasıl tutuklarlar diye ilk başta bir şey yaptık ama sonra düşünüp dedik ki yani bölgede habercilik böyle bir şey. Herhangi bir küçük metinden bile size ya işte sen kesin bunu yaptın. Yani açıkçası niyet okuma var burada. Yani niyet okuyarak potansiyel suçlu aslında burada evet, gazetecilerde evet, evet. Bir yani, şekilde. Eğer ki tek ağızdan yazmıyorsan bazı medya organları gibi sorumlu bir habercisin demektir. O yüzden de bize de aynı tutumu herhalde göstermedi. Gösterdi mi gösterme. Biz tabii ki hani şunu çok değerlendiremeyeceğim o durumu da. Hani ne yapmaya çalıştığını, ben de niyet okumak istemem açıkçası. Hani onlar gibi olmak istemiyorum. Niyet okumaya gerek yok ama şunu biliyoruz, biz de şaşırdık. Çünkü savcılıktan en azından çıkacağımızı düşündük. Dedik savcılık değil, eğer ki hakime gidiyorsa herhalde biz tutuklandık diye. Hiç beklemedim. Şaşırtıcı oldu bizim için. Tabii haber notlarının gerekçe gösterilip gözaltına alınmaması aslında yine o gazeteciler üzerindeki baskının göstergesi. Bir süre sonra herkes hiç haber aletlerini, makinesini, notlarını falan bir tarafa bırakıp habere gitmeye çalışacak herhalde. Çünkü biz de dün Sur'da yasaklı olmayan mahallelere bile girişin fotoğraf makineleriyle yasak olduğunu, makineleri bırakıp girmek gerektiğini evet, yani nasıl bir gazetecilik yapacaksınız falan geçiyor. Evet, hani belgeleyemediğin şeyi nasıl anlatacaksın? Aslında evet. İstedikleri bu. Sen nasıl görüyorsun peki? Yani bu özellikle son 6-7 aydır bu Haziran'dan beri yaşanan gelişmeler sonrasında buradaki gazetecilik faaliyetinin, habercilik faaliyetinin durumu yani bir ne? Gazetecilik faaliyeti yok. Açıkçası bunu söyleyeyim. Hani, çünkü yapılamayan şey bir faaliyet olmaktan çıkar. Yapamıyorsunuz yani. Hatta etkiliyle karışık arkadaşlara söyleyeyim. Ben bundan sonra yanıma değil haber notu, haberle ilgili hiçbir şey almam. Hani esprisi tabii ki bu işin ama hani o duruma geldik. Çünkü herhangi bir haber notundan böyle şeyler çıkartılabileceği emin olun yani hafızam alamıyor yani. Şaşırdım yani ben evet hayal gücü biraz geniş de bir insanımdır diye düşünürken aslında çok da dar olduğunu anladım yani. Öyle şeyler vardı ki şaşırdım. Ve süreçte aslında yapılamıyor yani şu anda habercilik yapılamıyor. Habercilik açısından baktığımızda yaptığınız her şey size işte suçlu damgasıyla yaklaşılıyor ve vay efendim sen bunun şeyisin, sen terör örgütü habercisisin. Dedik ya ben şaşırıyorum, nasıl olabiliyoruz ki? Yani şu vardır, varsa hakikaten bir sıkıntı, bunu yasalar çerçevesinde değerlendirir ve biz mesela radyoyu, biz radyoda mesela haber yapıyorsak bunun gerekli organı RÜTÜK bile cezasını verir. Yani RÜTÜK değerlendirmeleri. Ha tamam biz ona da itiraz edebiliriz. Var mı bir şey? Ama onun mahkemelerle biz itirazını yaparız. Hani eğer ki varsa öyle bir sıkıntı RÜTÜK bize cezayı verir. Biz
gerekirse ona göre yap. Ama öyle bir şey yapılmıyor. Şu anda bizi terörle mücadele alıp diyebiliyor ki siz haber bir şeyi. Yani onu söyledik yani biz. Lütfü ceza verse anlarız. Hı hı. Hakkı vardır. Yani çünkü o bu işin prosedürü bu gerektirir ve Rütük yapısı yapar. Biz radyo olarak Rütük'e bağlıyız. Televizyon olarak Rütük'e bağlıyız. Eğer ki varsa bir sıkıntı, bir suç teşkil eden bir durum, Rütük para cezası da verebilir, kapatma da verebilir, farklı şeyler verebilir. Bu onun misyonuyla alakalı bir şey, kurulma amacıyla alakalı bir şey. Ha ona itiraz eder miyiz? Edebiliriz. O ayrı bir konu. Ama hani işin cezasını kesebilecek bir... Gazetecilerin aslında cezalandırılması burada sorun. Yani Can Dündar gibi bir isim misyonları haberi yalan mıydı? Yalanlayamıyorsun bu haberi. Ama bu haberi yapan insanı suçlamasıyla alıyorsun. Yani eğer ki var... Haberin kanalını seçme derdi var aslında biraz. Evet hani eğer ki net bir şekilde ortaya koyamıyorsan bu işin takdirini veyahut da casuslukla ilgili belge net varsa evet al. Hani yani, ama casuslukla ilgili herhangi bir belge ben şu ana kadar Can Dündar'ın ve Erdem Gül'ün şeyini görmedim. Varsa sen beni düzelt. Yani ya casusluk ya örgüt üyesiyiz. Ya terörist bir şekilde hani bir yerden dediğin gibi tek kanaldan gelmeyen haberleri verdiğin zaman haberciler artık böyle yaftalanıyor ve yine ceza yönetiyor, tutanıyorlar ya gözaltılarla, baskılarla sinirlenmeye çalışıyorlar ya işte kanalları kapatılıyor, özgürlüğün sivri de inancı ve onunla gerektiğiniz kanal daha bildiğim kadarıyla uygulayabilir şekilde yani bu hani çeşitli bahanelerle bile geçebilir ama şu dönemde bunların yaşanması tabii gerçekten haber kanalının seçilmesi anlamına geliyor. Dün Özgürlüğün TV'de de özelliğinden programına katılıp medyaşerinde moderatörlüğümüzü yaptı. Orada da konuştuğumuz şey şuydu yani biz buraya gelirken oradan haber alamadığımız için geldik. Yani biraz da kendimiz için geldik. Neler yaşanıyor, neler bitiyor. Biz haberci olarak buradan haber alamaz durumdayız. Ki düşün yani hani normal halk burada olup biteni bilmiyor, görmüyor, gösterilmiyor hiçbir şekilde. Çok farklı şeyler gösteriliyor. Dolayısıyla hani burada süren bir savaşı Batı görmüyor, göremiyor. O yüzden hani haberci refleksiyle buraya geldik ve burada da gerçekten hani o baskıyı çok ciddi şekilde hissettik. Evet yani bundan önce de gelip de sorun yaşayanlar olmuştu zaten. Mesela Mehmet Şevin daha önceki gelişinde fotoğraf makinesine falan. Zaten ondan sonra da Diyarbakır'da da atıldı. Evet aynen Diyarbakır'da da misal fotoğrafları falan silindi. Elindeki çektiği fotoğraflar silindi falan. Şimdi buna dair bir yasak mı var? Hani benim bildiğim gazeteci fotoğrafını çeker, belgeleriyle koyar. Eğer ki yalan yazıyorsa onun üzerine ona dair bir suçlama veyahut da işte mahkemeye başka bir şeyse yapılır. Cezaevi de değil. Hani hakaretse yalansa bunun cezası ya da hapis mapis de değil. Varsa yaparız. Ama sen onun elindeki makineyi alıp bilmek, onun şeyine müdahale etsin. Haber yapma demektir. Haber yapamazsın demektir. Bir cebir var burada yani. Cebir de... Yani basın özgürlüğü dedim ya hayal dünyamız değilmiş. Onun içinde düşündüğümüz şeyler bunlar. Hayal dünyamızın içinde yer edildi. Biz inşallah hayal dünyamızda yaşatmadan tekrar yapacağız ama zannetmiyorum. Yani bu süreçte şu anda her önüne gelen de durumda bir yasaklama, bir kapatma, bir durdurma varken bunun olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Çok az vaktimiz kalmış. Mazlum Dolan'dan da bahsedelim istiyorum. Evet. Ben burada herhalde şu anda en zor durumda haberlik yapmaya çalışan, bizlere kurudan haberleşmeye çalışan bir manyak bir arkadaşımız Mazlum Dolan. Şu anda bir zor durumda, diğer bozulmalarla birlikte bir kişi olabilirse orada hafta çıkanmış durumdalar. Ve oradan bu dışında haber üretmeye çalışıyor. Bir akşam yaralıları olduğunu, ağır yaralıları olduğunu da söylemişti. Yine Azadiye'den gazetesi bir şey, bu arkadaşımız da bu şekilde
yarın saat 11.00'da bir eylemimiz olacak. Burada bir de bir yerlerde. Ama ne olabilir yani sence bundan sonra ne olacak? Bunun çözümü ne? Ya bunun çözümü her zaman bahsedilen şey. Yani barış onurlu, mümkünlük barış. Yani kimsenin hakkı yenmeden yapılabilecek bir barış sandası sağlanabilir. Yani basıncıysan basın etkine uyuyor diye yok edersen, bozulumlarda haber yapmaya çalışırken haber verip ya ben ölüyorum, yani artık yaralıyız, gelin bizi kurtarın dendiği halde gidilmiyorsa bir sıkıntı var. Ancak barış da düzelebilir. Halka eşit demokratik koşullarda yaşam hakkı tanıyarak çözülebilir. Burada şu an ben gözaltından, mahkemeden sonra eve varabildiğimde görebildim insan mahkemelerini. Haberleri öyle açtım. Açıkçası üzülmemek elde değil, rahatsız olmamak elde değil. Düşünsenize orada çok zor şartlarda habercilik yapıyor diyemeyeceğiz. Çünkü hani canını kurtarmaya çalışıyor şu anda. Berbat bir durum. Yani öyle bir durumda kalan birisini artık hani biraz daha insani düşünüp kurtaracak bir yol bulması gerekiyor. Yani bu hükümet yetkileri mi olur, devlet, cumhurbaşkanı artık nedir? Bunun yöntemi daha önce de belirtilen barış süreci, barışın gerçek anlamda ama tahsisi için yapılacak onurlu gerçek bir süreçte ki bunu en iyi aslında bu hükümetin bilmesi lazım. Filipinler'de Moro daki halka özellik için çalışan bir gözlemci olarak, katılımcı olarak bulunan bir hükümetin bunu çok daha iyi aslında yapabilmesi lazım. Çünkü bir tecrübesi de olmuş oluyor aslında. Halbuki kardeşiz dedikleri bir halkla barışmak kadar zor olmasa diye yöntemi herhalde bu. Başka da bu insanların ölmemesi, basıncıların veyahut da halkın iyice basınca ve oradaki bütün halkın can güvenliğinin güzel bir şekilde sağlanabilmesinin tek yolu barış. Barıştan geçer, özgür bir yaşam için yapılan doğru, demokratik bir barıştan geçer. Evet, böyle isterim istersen Ahmet. Aramıza hoş geldin, mutluyuz. Eyvallah, ben de radyomda bir konuk olmak tam mutluluk duydum, güzel oldu yani. Programın tekrarı İstanbul Kız Radyo'da yarın akşam 7'de farklı yorum programında da yayınlanacak. Onu da duyurmuş olalım. Diyarbakır Ankara'na selamlar diyelim. Çok